Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir bu korona zamanında. Bugün şöyle yol bisikletimizle bir dolaşmaya çıktık. Nelerden bahsedeceğiz? Bu basınçlardan bahsedeceğiz, lastik basınçlarından. İşte lastik basıncımız neden önemli? Düşük olursa, yüksek olursa neler olur? Bunlara bakacağız. Ve bisikletçiye gidip şu dönüştürücüden alacağız. Şu yol bisikletinin ince uçlu sibobunu kalına dönüştürmek için. Bir de size şunları göstermek istiyorum. Bakın böyle elimde güzel şişler var bisikletimiz için. Burada tarbis yazıyor. Tarifesiz bisikletçinin kısaltımı. Şimdi bunun bir tanesini bizim şu canavara yapıştıralım bakalım. Acaba şunu, şu üsttekini şuraya şöyle yapıştırsak nasıl olur? Gerçi bunda da dağ bisikleti var. O yüzden bunu yapıştırmayacağım. Aşağıdakini yapıştıracağım. Daha bunlardan birçok var arkadaşlar. Bir çalışma üzerindeyim. Hani eğer hoşuma giderse bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bence gayet tatlı oldu arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstereyim. Böyle Bike Life yazısı Mosso'nun yanında. Zaten o da kırmızı siyahlı olduğu için bisikletimizde gayet uyumlu oldu. Şimdi bu lastik basıncı niye bu kadar önemli? Bundan bahsedelim bisikletçiye gidene kadar. Bisikletçiden de dediğim gibi dönüştürücü alacağım. Şimdi bisikletimizin lastiğinin üzerinde bir değer olur. Bunu o hani yazılar var ya bisikletin üstünde. Böyle dikkat ederseniz biraz zor gözüküyor ama orada yazar işte 35-50 PSI yazar. İşte yol bisikletinin daha farklı yazar işte. Örneğin 80-90 yazar, 100 yazar. Bizim bu arada bir değerde basmamız gerekiyor bisikletimize. İşte daha düşük olduğunda ne oluyor? Daha yüksek olduğunda ne oluyor? Hemen bir örnek vereyim. Düşük olduğunda ne oluyor? Geçenlerde uzun zamandır dağ bisikletini kullanmıyorum ben. Yani denk gelmedi. Bisikletin lastikleri inmiş. Yani 15-17 PSI'ye kadar inmişler. Şimdi uzun zamanda kullanmayınca bir de ben öyle bindim ona. Yani normalde kontrol etmemiz gerekiyor ama işte bir işim vardı. Oraya gitmem gerekiyordu. Ya dedim ben bu kadar mı hemen binmedik de şeyimiz gitti. Yani bisiklete binmiyorum ama ben günlük hayatımda da hareket ediyorum. Öyle oturup yatan adam değilim. Sonra bir fark ettim ben giderken. Ama öyle bir sürdüm ben 5-10 kilometre arası. Arka lastik neredeyse yerde. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Sizin her çevirdiğiniz pedal gücü boşa gidiyor yani. Bir kısmı boşa gidiyor. Çünkü lastik o kadar yumuşak ki. Yola yapışıyor lastik. Yola yapıştığı için o kadar çok sürtünme kuvveti meydana geliyor ki. O sürtünme kuvveti de sizin her pedalınızı eksiye düşürüyor. Gereğinden fazla yoruluyorsunuz, gereğinden fazla yavaş gidiyorsunuz. Sonra da böyle diyorsunuz ki, binmedik ne oldu? Bunlar çok önemli şeyler. Hemen dönüşte bir petrol ofisine girdim. 34-35 PSI bastım. Arkaları genelde biraz daha fazla basın çünkü ağırlık merkezi, seleye oturduğumuz için arkası biraz daha şey oluyor. Ön biraz daha az olabilir. Arkası biraz daha bir 2 PSI fazla basabilirsiniz. Ya böyle dedim. Bu ne? Gidiyor bu bisiklet. Ama hemen şunu da altını çizelim. O düşük PSI'deyken çukurları hissetmiyorsunuz. Böyle yaylana yaylana gidiyor. Çok güzel. Yüksek PSI'ye geçtiğiniz zaman da çukurlar tabii hissediliyor. Herhangi bir araziye gideceğiniz zaman dağ bisikletinizle, arazi sürüşü işte orman sürüşü yapacağınız zaman PSI'larınızı biraz düşürün. İşte 35-40 ise bunları 30'a çekin. 25'e çekin ki sizin lastiğiniz yere daha çok tutunsun. Arazide, toprak, zeminde sizi kaydırıp düşürmesin. Şimdi gelelim yüksek PSI'ya. Şimdi yüksek PSI da genelde bu yol bisikletinde meydana geliyor. İşte yok hızlı gideceğim, lastiğim çok dolgun olsun, çok basınçlı olsun diye bastığınız zaman yüksek PSI bu sefer ne oluyor? Benim başıma bir defa şey geldi. Ben 110 mu, 120 mi öyle bir şey bastım. Lastik fırtlamış yerinden böyle. Hani canta oturuluyor ya, oturmamış oraya, fırtlamış. Oo camlara bak. Fırtlamış çünkü o lastiğin bir şekli var ya şişirdiğiniz zaman. Sünme olmuş. Sünmüş lastik. Bir iş sünmüş, diğer kısımları normal. Sünme olunca janta sığmamış lastik oradan çıkmış. Bu da o balans mı deniyor artık? Her dönüşte oraya geldiğinde
böyle bir hoplama yaşıyor bisiklet. Bu da çok tehlikeli. Oradan patlayabilir çünkü orası artık zayıf nokta. Bu arada şehrimizin sokak içleri yollarını görüyorsunuz. Zayıf nokta, oradan patlayabilir lastik. Bir de zaten yüksek basınç demek lastiğinizin patlama riskinin yükselmesi demek. Çünkü ufak bir şeyde hemen patlayabiliyor yani. Çok çünkü sert. Tam böyle ortasında tatlı bir şey bulmak lazım. Bu dağ bisikleti için anlattığım düşük basınç hani fazla yorar dedim ya. Yol bisikleti için de geçerli. Eğer düşük basınç basarsanız yol bisikletinize gene sizi fazla yoracaktır. O aralıktaki PSI'yı göz önüne bulundurarak örneğin 30 ila 50. İşte asfalt yolda süreceksem 50'ye yakın. Arazide süreceksem 30'a yakın. Basmam benim için büyük bir avantaj. Sokak içinden bir çıkalım. Bu cadde, şu anda bulunduğumuz cadde arka tarafa doğru çok dar olduğu için ben bisiklete giderken genelde arka sokağı tercih ediyorum. Şu dönüştürücülere bir soralım. Fiyatları 1-2 liraydı. Sonra dönüştürücü alabilirsek beraber gidip bir petrol ofisinde basarız. Okulların açılmasına da az kaldı ha. Benim 4 Ekim'de açılıyor. Sizde durumlar nedir arkadaşlar? Yazabilirsiniz yorumlara. Şöyle bilmeyen arkadaşlar için göstereyim. Dönüştürücü bu. Bunu bu şekilde geçirince bu kalın sibaba dönüşüyor. Bunu da petrol ofisinde basabiliyorsunuz. Bunu şimdi gidip bir basalım petrol ofisinde. Lastiklerimizin basıncını kontrol edelim. 3 lira olmuş. 3 lira. 1-2 lira dedim ama 3 lira. El pompasıyla basılmıyor. Şu iyice büyükler var ya, onlarla basılır belki ama bu Decathlon'un küçük pompaları var. Onlarla 60-70 PSI'ye kadar basıyorsunuz ama canınız çıkıyor. Şurada şel var, ona gireceğim. Biraz meşakkatli işte buna basması. Boş amca da bastı herhalde, bitti iş. İlk defa su atan yer gördüm. Kolay gelsin amca. Şimdi bak PSI'yi aşağı yukarı böyle bir 80 yapalım. Tamam mı? Bunu da şuradan çevirelim. Ben burada size söyleyeceğim burada. Bakın şurada yazıyor diye. Evet bakın. Maksimumda 115 PSI'ye kadar diyor, basabilirsin diyor. Onu artık siz belirliyorsunuz. 115 yani çok basmak da iyi olmuyor. Çünkü işte şişiriyor dediğim gibi şeyi. Şöyle bunu açtık. Bunu da geçirdik. Evet, sonra bunu da basıyoruz. Evet, lastiğimize bastık. Burada basmaya çalıştım ama maksimum 72 basıyor, onu anlamadım. Belki petrol ofisindeki o aletten kaynaklıdır. Ben 80-85 civarı basmaya çalışırken maksimum 70 basıyor. Ama lastikler inikmiş. Bakın hemen fark etti 70 basmama rağmen.
Çocuklar okulda. Videomuzu kapatalım arkadaşlar. Şöyle bir dolaşmaya çıktık. Basınçlarla ilgili konuştuk. Küçük şey aldık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz de aşağıdan abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere diyelim.